meningiti tedavi edilmesi gereken bir durumda mıdır? Önce bizim anlamak istediklerimizden birisi bu. Meningiti bazen önemli bir hastalık yapıcı organ değil. Yani diyelim ki çocuk yılda bir defa hasta oluyor. Olabilir. Her çocuk olur. O zaman hastalıklı bir meningitinden söz etmiyoruz. O çocuk ağzı kapalı, mışıl mışıl uyuyabiliyor. Bir yattığında 10 saat belki uyuyabiliyor. Yine önemsemediğimiz bir durum. Ama eğer o çocuk çok sık hastalanıyorsa veya ağzına nefes alıyorsa ve bu haftalar, aylar boyunca böyle devam ediyorsa o zaman bu meningitin tedaviye ihtiyacı var demektir. Tedavi için yaptıklarımız her zaman bir aşamayla gerçekleşir. Bir, basit önlemlerle biz bunun önüne alabilir miyiz? Yani belki çocuk kreşe gidiyor ve birkaç hafta kreşe gitmezse açılabilir mi? Buna bakabiliriz. Belki basit alerjileri vardır o çocuğun. Alerji tedavileriyle tedavi edilir. Ki Türkiye'de çok sık alerji tedavisi yapılmaktı ve bana gelen hastaların önemli bir kısmına zaten geçmişinden belki uzun süredir, aylardır, yıllardır burnuna yönelik bazı alerji ilaçları kullanıldıklarını ben tanık olmaktayım. Ama değilse belki bir süre alerji ilaçları kullanmak da nereye geliyor? Buna bakmak da mümkündür. Akılcı bir yaklaşımdır. Ama bütün bunlara rağmen hala büyük kalan ya da sık hastalık nedeni olan bir meningitinin kökten bir çözümü vardır. O da ameliyatta meningitin alınmasıdır. Yani o zaman bu çocuğun uyutulması, endoskopik muayenesinin yapılması, meningitinin alınması ile birkaç saatte tamamlanan, aynı gün hastanın evine dönebildiği bir işlemden söz ediyoruz. Bu işlemi kendi kızımı da uygulamış bir hekim olarak özellikle anlatmak isterim ki ben çok yararına inanıyorum. İhtiyaç olan hastalarda, onu belirtmek lazım, ben tedavinin gerekli olduğuna inandığımız hastalarda biz o meningitin alınmasını gözümüze büyütmemeliyiz. Alındığı zaman çocuk bir anda konforlu bir sonluma kavuşuyor. O çocuk o gece farklı uyumaya başlıyor. Anne baba anında farkı görmeye başlıyorlar. Çünkü geceyi bile kalmadan daha gündüz çocuk uyurken ağzı kapalı uyumaya başlıyor. Ağzı kapalı, sessiz, güzel güzel uyumaya başlıyor yavrucak. Ve hastalık sıklığında çok önemli bir azalma oluyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda bence ağır bir bedel olmayan bu tür bir ameliyatın yani meningitinin alınması ile o çocuğun önemli bir sağlık kazanımı söz konusudur. Her nerede, her kim yapacak olursa olsun meningitinin eğer gerekliyse ameliyatla alınması, tekrar söylüyorum gerekliyse ben savunabileceğim bir cerrahidir.